Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine psikiyatri uzmanı Doktor Sedat İlgili ile birliklerimizde yine çok özel bir sohbet konusuyla birlikte olacağız. Okullar açılıyor malum. Okula başlamadan önce biz de çok özel bir sohbette sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta bir de stüdyomuzda yine çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Balıkesir Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Şenol Yılmaz da bugün konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Teşekkür ederim. programımıza. Doktor Bey siz de vaktinizi her hafta ayırıyorsunuz ve bir Sağ kez olun. daha teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. İşte okullar özellikle ana sınıflar ve birinci sınıflar için başladı. Ve normal müfredatta eğitim öğretim yılı da 2014-2015 yılı da pazartesi günü başladı. Bu anlamda ilk hafta işte kimler için ilk defa okula başlanma tersi, kimisi için lise döneminde okulun bir uzantısı. Birazcık bu konuyu hem öğrencilerimizin sorunları, velilerin sorunlarına ve milletimizin sorunlarına ayıralım istedik. Değerli konuğumuz da bu konuda bize büyük katkı sağlayacaktır umuyorum. Ben isterseniz sohbetimizi açmak adına size hemen sözü vereyim. Çocuklar için okul bizim iş ortamımız gibi en çok zaman geçirdikleri, işte öncesinde konuşuyorduk, 8 ay ve günde 4-6 saat zaman geçiriyorlar. Aslında çoğu anne babadan daha fazla zaman geçiriyorlar. Bu ortamın hem sağlığı ve ortama uyum da çok önemli. Çocuk buna uyum gösterememesi hem bir sorunun öncülü olabilir. Psikiyatrik bir hastalığın öncülü, bedensel bir hastalığın öncülü olabilir. Kişilik bozuklukları konuşuyoruz, bunların öncülü olabilir. Hem de hızlı müdahaleyi anlayabilirsek gerçekten gelecekte olabilecek sorunları da çözmüş oluruz. Bu anlamda eskiden yoktu bizim zamanımızda. Yani çok eleştiriyoruz bazı şeyleri ama rehberlik araştırma, yani rehberlik servisinin olması gerekiyor. Her okulun bence bir hemşiresi ve rehberlik servisinin olması gerekiyor. Yani büyük okulların. Ve bir kişiden de ibaret olmamalı. Yani Siyal gibi 1500 kişi falan olan bir okulun birkaç rehber hocasıyla ciddi bir etkinliği olması gerek. 1500 öğrenci, aileleri falan, yani %10'unda sorun çıksa inlersiniz. Allah'tan ciddi bir rehberlik organizasyonu artık Milli Eğitim'in var. Ciddi de uğraşıyorlar. Biraz böyle özel eğitim kurumlarının yükleri falan onların üzerinde. Hani belki onları sıkıntıya sokuyor ama en azından bir merci var. Bu yüzden hani biz hep konuşuyoruz ama ben de Şenol Hocamı dinlemek istiyorum. Yani ne yaptılar ve nerede eksiklik var, nerede fazla var, aileler ne yapmalı? Bu anlamda hani Ben başında olduğu için Ramın. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben öncelikle 2014-2015 eğitim öğretim yılını tüm velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Milli Eğitim camiamıza ve herkese hayırlı uğurlu olması dileğiyle başlamak istiyorum. Bir süreç başladı. Eylül'ün 15'te başlayacak olan bir süreç, Haziran 15'ine kadar devam edecek bir süreç içerisine hep beraber girdik. Tabii bu sürece girerken iyi başlamak hepimizin temennisi. Çünkü bu süreç içerisinde sınav olacak, yazılılar var, öğrenci sorunlarına karşılaşacağız, her şeye karşılaşacağız. Malum okullar ilk açıldı. Şu anda bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüzün uygulamış olduğu, yani Türkiye genelinde ana sınıflarında, ilkokul 1. sınıflarda, 5. sınıflarda ve bu yıl pilot okulu seçilen bazı okullarımızda 9. sınıflarda uyum haftası etkinliklere başladı. Şu anda bu hafta içerisinde anaokulu 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflarımız başladı. Bu uyum haftasında neler yapıyorlar? Rehber öğretmen arkadaşlarımız tamamen bu planlama içerisindeler. Bu planlamayı onlar koordinasyon tarafından yürütülüyor. Rehber öğretmenimizin koordinasyonunda çocuklarımızın okul birimlerinin tanıtılması, okul kuralları hakkında bilgi verilmesi, öğretmenlerine tanışması, velinin okulu tanımasına gibi bu hafta içerisinde uyum etkinlikleri şu anda sağlıklı bir şekilde yürütülüyor. Güzel de bir uygulama. Çünkü çocuk, hocam dediği gibi Sedat Bey'in ev ortamından çıkacak ve okul ortamına gelecek. Bizler mahallelerde büyüdük yani dediğimiz gibi. Okul ortamı bizim için gerçekten eğlenceliydi, çekiciydi. Ama şu anda okul ortamlarımız yine eğlenceli, yine çekici. Fakat okul ortamına alternatif evlerde farklı türler ortaya çıkmaya başladı. İşte ne bileyim bilgisayarlar, internetler, çocukların televizyonun başına çok vakit geçirmeleri. Bunlar biraz okul korkusunu önüne geliyor. Bir de bağımlı kişilik, yani çocuklarımız anne babasıyla
çok bağımlı bir şekilde ilişki kuran çocuklarımızda bu sıkıntıyı görüyoruz. Ben geçen sene anaokulu idaresiydim. Anaokuldan da 2 yıl çalıştım. Velilerimizde bunu çok gördük. Yani velilerimiz kaygılarını çocuklara bir şekilde bulaştırıyorlar. Yani belki de çocuklarımız ciddi söylüyorum doğal bir şekilde davranmış olsa o okul korkusu daha az olacak. Biraz da bu kaygılı velilerimiz işte çocuklarımız hastalıklı bir şekilde büyüyenler, işte ne bileyim geçmişte olumsuz yaşantılar yaşayan velilerimizin kaygıları çok daha fazla. Burada biz şunu görüyoruz. Çocuklarımız evde prens olarak geliyorlar. Evde dedikleri yerine geliyor. Fakat farklı bir ortam var. Her prensin olduğu bir ortam var. Yani orada herkes bağımlı. Şimdi burada okul korkusunu çok çabuk yenen çocuklarımızda şunu görüyoruz. Aile ortamlarında kurallı bir hayat yaşayan ve aile ortamlarında rolleri belli olan çocuklarımız okul korkusu veya okul kurallarında güçlük yaşamıyorlar. Ama aile ortamlarında rol kavramı belli olmayan ve tek çocuklarda ve her denildiği yapılan çocuklarımızda bu sıkıntıları biraz biz yaşıyoruz. Çünkü neden? Çocuk evde her dediği yapılıyor fakat sınıfa giriyorsunuz. Sizin karşınızda farklı bir birey var, farklı çocuklar var, farklı bir ortam var. Bu ortamda çocuk istediğini yerine getiremeyince de sıkıntılarla karşılaşıyor. Bunları nasıl yeneceğiz? Şu anda arkadaşlarımızla biz istişare halindeyiz zaten. Rehberlik Araştırma Merkezi'nin ana görevlerinden bir tanesi bu. Bu hizmetleri içerisinde biz de varız. Arkadaşlarımız şu anda sınıf falan oyun oynatıyorlar. Çizgi film seyrediyorlar. Okulu neşeli hale getiriyorlar. Okulu neşeli hale getirdiğimiz zaman bu okul korkusunu yeneceğini ve çocuklarımız kendilerini okullarına ait olarak hissettikleri zaman bu başarı kendini gösteriyor ve bunu yenme çocuğun karakteri de önemli tabii. Yani burada ailenin karakteri de önemli, ailenin yapısı da önemli, öğretmene karşılarımızın tavırları da önemli. Gitmiş olduğu okul her dönemde biliyorsunuz her değişiklik insanı ürkütür ve bu çocuklarımız bunu yaşamazsa normal. Biz bu tür kaygıları normal karşılıyoruz ve elimizden geldiğince okul idaresi olarak, okullara destek olarak biz bunlara destek sağlıyoruz. Biz bunları görüyoruz hocam okullarımızda. Evet. Özellikle okula yeni başlayan ilk gruplarda. Yani biz bile yaşıyoruz hocam. Yani bir farklı bir yere tayinimiz çıktığı zaman, farklı bir yere gittiğimiz zaman veya farklı bir şehre gittiğimiz zaman bir tedirginlik yaşıyoruz. Yani acaba ben burada ne yapacağım? Bunu 5 yaştaki çocuk bu duyguyu çok rahat yaşayabiliyor. Ve bu duyguyla baş etme gücüne sahipse, aile böyle bir yetiştirme ortamına sahipse bunu çocuk çok çabuk aşabiliyor. Ama bu baş etme duygusuna sahip değilse sıkıntılar yaşıyor. Bizim arkadaşlarımız bu konuda gerçekten özverili çalışıyorlar. İstenmeyen durumlara ben karşılaştığını sanmıyorum. Ama olabilir. Olursa da biz bu konuda rehber karşılama merkez olarak bizden destek isteyen takdirde biz elimizden gelen desteği veririz. Ya. Bu da sıkıntı olmaz hocam. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani okul korkusunu olarak ben ikiye ayırabilirim. Bir okul korkusu, separasyon anksiyetesi dediğimiz uzun dönem anne ya da babadan ayrılık yaşamış yani bir ebeveynden kaybetme korkusu içinde olan çocuklar. Biraz da anksiyöz yapıda çocuklar oluyor bunlar. İkinci grupsa Şenol Hocam'ın bahsettiği aşırı tedirgin, koruyucu, kollayıcı, çocuğun her istediğini yapan, çocuk erkil ailelerde büyümüş bağımlı çocuklar. İlk grupta gerekirse yani hekimden de yardım alınabilir eğer çok ağırsa. İkinci grup bir tür kişilik yapısı aslında o. Orada da çocukla uğraşmak lazım ama hani çocuğu içeri aldınız, konuştuk biraz önce, anne baba kapıdan ayrılmıyor. Hani gerekirse aşırı titiz, vesveseli, evhamlı, Allah'ım çocuğuma bir şey olur mu diye böyle tir tir titreyen anneler gidip kendileri yardım alsınlar. Yani yoksa o çocuktan okula adaptasyonu zorlaştırıyorlar. Yani kopabilmeyi becermeleri gerek. Kendi kaygılarını çocuğa bulaştırıyorlar. Bunu çözebildiğiniz ölçüde çocuk da rahatlıyor. Ne yazık ki bizim okula başlama yaşımız 1 yıl öne çekildi biliyorsunuz geçenki kararlarla. Çok iyi sonuçlar doğurduğunu düşünmüyorum. Fakat bu yaşın 1 yıl öne çekilmesi, o yaşta 1 yaş çok önemli. Belki yeni başlayacaklara değil ama şu an çocuğu 3 yaşında, 4 yaşında olanlara, 5 yaşında olanlara şunu önerebilirim. Çocuğunuzu lütfen acilen kreşe gönderin. Yani okul öncesi eğitim okula uyumu çok hızlandırıyor. Yani yoksa ilk hafta, ilk ay
çocuk uyumu sağlayayım, onu mu yapayım? Hani öğretime başlaması öbüründen geç kalabilir. Sıkıntı olabilir. Okula uyumla ilgili bir sorun da gerçekten tıbbi sorunlar olabilir. Yani zaten 6 yaş grubunda dikkati toplama 20 dakikadır. Hı hı. Yani öğretmen kalitesi, ilkokul öğretmeni kalitesi evet. Burada inanılmaz önemli. Bu çocuğun miyopisi varsa, bu çocuğun guatrı çalışmıyorsa, bu çocuğun hiperaktivitesi varsa, özgül öğrenme bozukluğu varsa ki hani 7 yaş grubu çocuklarda %25 civarında. Yani kesitsel tarıyorsunuz, %25 civarında öğrenme, özgül öğrenme, dikkat eksikliği sorunlar çıkıyor. 6 yaş grubunda muhtemelen %40'lardadır bu. Çok ciddi oranlar. Hani gerçekten Allah'tan ilkokul öğretmenleri pek çok seminerle destekleniyorlar. Daha bilinçli yeni grup öğretmenler bu konuda. Ama ailenin çok uyanık olması lazım. Bizim ne yazık ki sistemimiz toplumun birazcık gerisinde kaldı. Bu açığı ailelerin uyanıklığıyla kapatmak lazım. Yani yine program öncesinde Şenol Hocam'la konuştuk. Hani tıbbi tarama ya da bu tip önerileri var RAM'ın. İnşallah bunlar yapılabilirse bunlarla kolaylaşır diye düşünüyorum. Yani evet. Topu yine ona atayım. Ben Sedat Bey'e bu konuda katılıyorum. Yani program öncesi biz bunu konuştuk. Hatta bu sıkıntıyı ben kendi çocuğumla da yaşadım. Yani benim 3 tane kızım var. Kız çocuklarında demir eksikliği, işte buna hocam dediği bir kuatır taraması, işte göz taraması, işitme taraması, bunlar gerçekten eğitim ortamında önemli. Özgür öğrenme bozukluğu varsa bu çocuklarımızda bu sıkıntılar okula uyumu etkiliyor. Çünkü biliyorsunuz okul artık çocuk ikinci bir sosyal çevre, yani aile ortamından çıkıp farklı bir sosyal çevre ve okul ortamında artık çocuk bir şekilde kendisini ifade etmesi gerekiyor. Ve bu ifade etme ortamında eğer bu tür rahatsızlıklar varsa zorlanabiliyor. Ama bu tür rahatsızlıklar yoksa çocuklarımız çok rahat oyun ortamına girip çok rahat derslere katılabiliyorlar. Geçen yıl anaokulda biz çalışırken bu tür taramaları yaptık. Ve bununla ilgili inanın o taramaların sayesinde bizim en az 4 tane 5 tane öğrencimize gözlük aldık. Göz tembelliği ortaya çıkıyor. İşitme problemleri ortaya çıkıyor. Bu hocam dediği gibi kan tahlilleri kesinlikle yapılması lazım. Çünkü bu kan tahliline bağlı olarak çocuklarımızda demir eksikliği varsa, B2-12 vitamin eksikliği varsa öğrenmede güçlük çekiyor. Şimdi sınıf belli bir sürece başlıyor. Ders anlatımları var. Bu ders anlatımlarla beraber sınıf gitmesi gerekiyor. Fakat çocuğumuz bu sürecin biraz gerisinde kalmaya başladı ama ilk başlarda bir sıkıntı olmuyor. Ama bu makas açılmaya başladıkça artık çocuk okula gelmek istemeyecek. Yani artık arkadaşlarının gerisinde kaldığı hissettiği an işte sorunlar burada başlıyor. Ha biz burada ne yapıyoruz? Rehberlik servisi olarak rehber öğretmen arkadaşlarımız, bu çocukların tespiti, sınıf öğretmen arkadaşlarımızın tespitleri varsa bunlar rehber öğretmenimize paylaşıyorlar. Rehber öğretmenimize bize ihtiyaç duyduk zamanında biz zaten bununla ilgili toplantılarımızı yapıyoruz. Bize tespit ediyorlar. Bize tespitlerimizde öğrenme güçlüğü olan varsa, zihinsel yetersiz olan öğrencilerimiz varsa bunların tespitini yapıyoruz. Ve bu öğrencilere kaynaştırma eğitimi alması gerekiyorsa, kaynaştırma eğitimi uygun ortam olması gerekiyor. Hangi eğitim varsa ona yönlendiriyoruz. Bizim velimiz, yani velilerden benim en ricam, en büyük isteklerimizden bir tanesi, öğretmenlerimize çocuklar hakkında bilgi versinler, objektif olsunlar. Yani çocuğumuzun hakkında sınıf öğretmenine, anaokullarına ve rehber öğretmenine detaylı, teferruatlı bilgi verdikleri zaman işlerimiz daha da rahatlayacak. Çünkü bilemiyoruz yani. Çok sayıca farklı fazla olan okullar var. Ve fazla olan okullarda öğrencileri ilk etapta bireysel tanımamız belli bir süreç alıyor. O süreç içerisinde çocuk gözlerinde kaçabilir veya o süreç içerisinde çocukta olumsuz duygular da yaşayabilir. İşte bu olumsuz duyguların yaşamaması ve bu süreçte bizim daha aktif bir şekilde hareket etmek istiyorsak velilerimizin, öğretmenlerimize kesinlikle çocuklarımızın özel durumları varsa, ailevi problemi varsa bunları bize paylaşsınlar. Bu paylaşma sonucunda çocuğumuzun okula uyumunu daha aktif ve daha güzel bir şekilde gerçekleşebiliyor. Biz bunları gördük. Velilerimizin ben panik yapmasını istemiyorum. Yani sonuçta bu çocukların bir şekilde hayata atılacak. Ve bu hayata en emin atılan yerlerden bir tanesi de okul. Ve bu okulda da bu çocuklarımız topluma uyum aşamasının birinci basamağı. Bazen istemedik durumlarda karşılaşabilirler. Yani çocuk bunlar. Yani teneffüs ortamında, sınıf ortamında hoş olmayan davranışlar yaşayabilir. Hoş olmayan davranışlar yaşandığı zaman hemen kötü yorumlamamak lazım. Böyle bir sıkıntılar olduğu zaman
gelsinler, rehber öğretmeninden, sınıf öğretmeninden paylaşsınlar ve biz sorunu büyümeden çözebiliriz. Bize de gelsinler yani rehber araştırma merkezi. Biz bir kamu kuruluşuyuz, halka açığız, istedikleri zaman bizden gelip hizmet alabilirler. Bu yönde sıkıntımız yok yani. Değişim biz yani şu anda aşağı yukarı biz yaş grubu olarak birbirimize yakın yaş grubu olduğumuzu düşünüyorum. Ve ciddi anlamda Türkiye şu son 20-30 yılda çok ciddi bir sosyal değişim yaşadı. Anne baba rolleri değişti. Yani eskiden eti senin benim kemiğin felsefesi bitti. Anne babalar daha hassas. Şu anda yeni gelen anne babaların eğitim öğretimleri çok daha yüksek. Çok daha bilgili. Bu model kavraması da okula yansıdı. Ve yansıyınca da davranışlarda bir değişiklik oluşmaya başladı. O yüzden bu değişime bizim acilen uyum sağlamamız lazım. Ki biz rehber öğretmen arkadaşlarımızla bu konuları konuşuyoruz. Zaman zaman kendi aramızda toplantılar yapıyoruz. Zaman zaman kendi aramızda bu tür çalışmalar yapıyoruz. Sağ olsun Sedat Bey bize bu konuda çok desteği var. Ben bunu inkar edemem. Yani rehber karşı merkez olarak bize sonsuz desteği var. Sağ olsun eğitim konularında. Biz kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Bu değişikliklere uyum sağlamak zorundayız. Çünkü biz uyum sağlamazsak çocuklarımız çok ciddi derecede bir uyum değişikliği içerisindeler. Yani artık 3 yaştaki, 4 yaştaki, 5 yaştaki çocuk çok rahat bilgisayar kullanabiliyor. Çok rahat cep telefonu hükmedebiliyor. Biz de bunlara uyum sağlamak zorundayız. Yani gelişimsel olarak çocuklarımızı bizim seviyemize çekmemiz imkanatı yok. Ama biz onların seviyesine inmek zorundayız ve onlar gibi düşünmek zorundayız. Onlar gibi düşündüğümüz zaman, onlar gibi hareket ettiğimiz zaman bizim mesleğimizde bu çok önemli. Çünkü diğer mesleklerde bu çok sorun olmayabilir ama biz görev yapan sınıf öğretmen arkadaşlarımız onların dünyalarına inmek zorunda. Onlar dünyasına inip onun gibi düşünüp ondan beraber yükselmesi lazım. O yüzden pedagojik eğitimi hakikaten çok önemli diyorum yani. Tabii çocukları yetiştirecek olan öğretmenler de mesela çok önemli seminerlerden geçtiklerinden ve bu anlamda algılarında bilgilerinin de arttığı ortamlardan bahsediyorsunuz. İşte çocuklar da ham bir şekilde ele geliyor. Velilere yönelik bu tip mesela rehberlik araştırmanın şeyleri var mı? Eğitim ortamları? Ya, bahsetmişti Şener Hoca. Teşekkür ederim. Biz rehberlik araştırma merkezimiz yani iki ana işlem var. Birincisi özel eğitim malum biliyorsunuz artık o oturdu. İkincisi de rehberlik hizmetleri. Bu yıl bir inşallah gerçekleştirebilirsek bir projemiz var. Aile ve sosyal politikalarında ben eğitim almış, aynı zamanda lisanslı bir aile eğitmeniyim. Bununla da ilgili de bir toplantımız olacak bugün öğleden sonra. Bizim bir projemiz var ama proje aşaması olduğu için tam kesinlikle söylemek istemiyorum. Fakat biz mahallelere, ailelere ineceğiz. Yani rehberlik araştırma merkezi olarak bir programımız var. Ve her aileye, yani her mahalleye biz 4 haftalık bir program düşünüyoruz. Ve program içerisinde ailemize, aile içi iletişim, sağlık, medya, hukuk anlamında biz bunlara eğitim vermek istiyoruz. Bunun haricinde rutin olarak zaten okullarımızda veli toplantıları gerçekleşiyor. Biz okulunda rehber öğretmeni okullara yazı çıkartıyoruz dönem içerisinde. Yine yapacağız. 2 ay içerisinde okullarımızın açılmasını bekliyoruz. Bir talep listesi gönderiyoruz okullarımıza. Bizden hangi türde eğitim talep ediyorlarsa biz onun planlamasını yapıyoruz. O planlama doğrusunda köylerimize de okullarında rehber öğretmeni olmayan birine de biz bu desteği veriyoruz ve vereceğiz yani. Bu konuda inşallah bu yıl verimli bir şekilde geçireceğiz. Evet inşallah. Çünkü deniz her biri bir prens getiriyor, bir prenses getiriyor. Hani o sınıftaki ortam onlarla dolu oluyor dediniz. Siz de sözleriniz arasında özellikle Sedat Bey hani çok böyle yoğun kaygısı olan aileler hani çocuklarını bırakıyor mu? Çocuktan ziyade ailelerin bazen desteğe ihtiyacı olabilir diyorsunuz. Hani bu ikisi bakıldığında velilere de sadece çocuklara, öğretmenlere değil velilere yönelik de ortak algı oluşturmak anlamında bir eğitimin verilmesi çok önemli bu anlamda. Kızım Hatice Fahriye de küçük kızım İzmir'e gezi yaptılar. 4-5 aile otobüsü özel aracıyla takip etti. Yani böyle okul gezisi olur mu yani? Bırak düş çocuğun yakasından. Yani İzmir'e takibi gidiş dönüş takip ettiler. Çocuklarını bırakamıyorlar. Yani bu gerçekten artık kaygının işareti bunlar. Hocam konuşurken yani aklıma bir şey geldi. Gerçekten aslında çok önemli. Eğitim açısından bakmakla bizim açımızdan bakmak farklı. Yani ben bunu sitede de yazacağım, bir makale olarak da yazacağım ama buradan da öneri olarak söyleyeyim. Gerçekten bir çocuğun özgeçmişi çok önemlidir. Öğretmenin de bunu tanıması
çok önemli bir şey. Şöyle bir şey önermek isterim. Yani lütfen bu programı izleyen, çocuğu okula başlayacak olan ilk anne babalar, benim çocuğum nasıl doğdu? Yani erken mi doğdu, geç mi doğdu, geç mi yürüdü, kim baktı, nasıl bir çocuktur, neleri sever? Ya da okula yeni başlamıyor, hani 8'den 9'a da 9'dan 10'a devam ediyorsa, hani boşanıyor muyuz, evde bir sıkıntı var mı, yaz tatilini nasıl geçirdi? Aslında bir A4'e böyle yazıp benim çocuğumla ilgili ben size bir özgeçmiş vermek istiyorum deyip verseler aslında çok hızlandırabilirler yani. Kesinlikle. Şimdi düşünüyorum da yani. Tabii. Bu basit ama çok etkili bir öneri tabii. Olabilir yani. Yani bir öğretmenin dedektif gibi çocuğun evet. Peşine düşmesi, geçmişte ne hastalık yaşamış, işte ailede ne gibi sıkıntılar olmuş bunları sonra kaç tane çocuk? Evet. Hele ki şimdi sınıflarımız kalabalık. Bunu. Çocuklar soyut kavramları yok yani. Annem babam boşandı. Kavga ediyorlar. Ben sıkıntıdayım diyemez. Yani bunu anne ya da babanın, hatta ikisi de yazsın kendi gözlemleriyle. Yani eşim fazla titiz. Yani aşırı koruyucu. Bu yüzden böyle oluyor gibi bir mektup ve gözlem notu. Hem veli ikide bir yani öğretmenler ondan çok sıkılıyorlar. Evet. Yani ders arasında orada sürekli yakala. İşim gücüm yok. Sürekli velilere bir şey anlatıyorum. Yani çünkü onlar bir toplantı saati belirliyor ama pek evet, ona evet. Uyabilen yok. Ya bu çok işe yarayabilir diye düşünüyorum. Yani aklıma gelen pratik bir öneri. Ben bunu geliştirir siteye de koyarım ama hiç düşünmemiştim yani. Şenol evet. Hocam tanımıyor deyince çok önemli geldi bana. Ben dedim ki bir şey idarecek yaptığım için biz bu konularda elimizden gelince veriyle konuştuk. Yani bunları paylaştık ve inanın bunlar çok faydasını gördük. Yani şu anda bir de hocam tıbbi yanına girmek istemiyorum ama çocuklarımızda otizm. Yani biliyorsunuz otizmin belli bir sebebi yok ama çok televizyon seyretme, ilgisiz, ailelerin konuşmaması, kendi arasındaki iletişim bağını kopması, çocuğun sosyal çevresinin azlığı. Eskiden biz çocukken kalabalık ailelerde büyüdük. Bir araya geldiğimiz zaman emsallerimizle beraber en az 4-5 çocuk bir araya gelip çok rahat oynayabiliyorduk. Bu bizim farkında olmadan çok ciddi bir sosyal destekti. Şimdi çocuklarımız bu sosyal desteği alamıyorlar. Televizyon başına vakit geçiyorlar, bilgisayar başına vakit geçiyorlar ve erken yaşta bu tür tanılar da çok önemli. Davranışsal otizm oluyor herhalde değil mi? Yani organik kökeni şimdi, olmaksızın. Sadece çocuk... otizm olmasa bile 3 yaşına kadar televizyon karşısında kalan çocuklarda gramer eksikliğiyle giden özel bir konuşma bozukluğu oluyor. Yani çocuklar işte ellerini uzatıp su diyorlar ama anne bana su verir misin diyemiyor. Aşırı koruyucu ve televizyona çok vakit geçiren. Bu yüzden hani o pepeler mepeler de dahil olmak üzere 3 yaşına kadar televizyon izletmeyin deniyor. Bu teknolojiden uzak tutmak son derece önemli ama ne yazık ki yapamıyoruz biz bunu. Televizyon ve internet bir çocuk bakıcısı gibi kullanıldığı için otizm gerçekten patlama halinde. Belki eskiden bir spektrumdu. Hani hafif olanlar hocamın dediği gibi hani oyun oynarken falan kendi kendine rehabilite oluyordu belki. Hani biraz uzak soğuk ama falan diyorduk ama hani çekingen diyorduk ama belki giriyordu, tedavi oluyordu, rehabilite oluyordu. Ama şimdi otizm bundan 30 yıl öncesine göre 10 kat daha fazla görülüyor. Tam nedenini bilmiyoruz, kimyasal mıdır, o mudur, bu mudur. Hani aşılar değil, onu net biliyoruz artık. Ancak bunun ister otizm olsun ister zeka geriliği. Çocuk psikiyatrisinin duvarında altın harflerle yazan bir cümle var. Sorunlu çocuk yok, sorunlu aile var. Tedavi manevraları da aile üzerinden, okul üzerinden. Kesinlikle. Yani başka bir türlü çözemezsiniz. Bu manevraları yapmak gerekiyor. Yani isterseniz hani uzun olabileceği için öbür bölümde hani bir sorunlu bir çocuk tespit ettiğimizde buna nasıl yaklaşalım? Yani iki katıldı çocuğumuz okula ama sıkıntılar var. Yani hafif bir ağlama bir gün değil de uzadı ya da çocuk adapte olamıyor. Bununla ilgili önlemleri, sorunlu çocukları konuşalım istersen. Evet, reklamların sorusuna bırakalım o halde. Reklamlardan sonra sizlerle değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir reklam arasının ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Sedat Bey, reklam arasına geçmeden önce hemen reklamlar sonrasında değerlendirelim dedik konumuzu. Okula başlarken hani okul korkusu gibi şeyler olabilir ama sorunlu çocuklarımız var. Bu çocuklar İşte özgür öğrenme bozukluğu, hiperaktivitesi olan bir şekilde şöyle söyleyeyim.
felsefedeki o çok temel bir ilke var. Bir şeyin olabileceğinin en iyi kanıtı olabilmesidir. Yani çocuktaki, sınıftaki 30 kişiden davranışta uyum, şiddet gösterme, öğrenme olarak geri kalıyorsa bunu fark edip müdahale etmek, yani üzülmemek, gerçekten kanser gibi erken tanıyı koyup buna müdahale edebilmek muhteşem bir şey. Bu noktada milli eğitim sisteminin ya da öğretmenlerin, ilkokul öğretmenleri dünyanın en önemli mesleğini yapıyorlar. İlkokul öğretmenleri bu konuya hakimler, fark ediyorlar. Anne, velilerin inanılmaz bir işbirliği içinde olması ve organizasyon içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani her sınıfın velileri öğretmenle çok ciddi bir işbirliği içinde olmalı. Çünkü sınıfta internette oyun bağımlısı bir çocuk girdiğinde hemen 5 çocuğu daha bağımlı yapıyor. Sizin çocuğunuza yasaklamanızın anlamı yok. Herkesin birden bunu yasaklaması gerekiyor. Hani ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bu yüzden veli, tek tek velilerin de veli organizasyonun öğretmen, yani öğretmen orkestra şefi gibi, beni yanlış anlamasın izleyen velilerimiz, söz hakları yok. Yani durum bildirebilirler. Öğretmende bir sıkıntı vardır, konuşun. Belki konuşun, başka bir yerde konuşun. Ama öğretmenin gösterdiği yol ve programda, yani bir gemide çok kaptan olmamalı. Öğretmeni dinleyecekler, uyarıları dikkate alacaklar. Nasıl yardım alınabilir? Ek ders mi aldırırız, bir spora mı veririz, disiplin etmek için ayrı mı uğraşırız? Aile apartmanında da dede şımartıyordur. Apartmandan mı taşınırız? Hani sorunla ilgili mutlaka uyanık olmak, hani benim çocuğum yapmaz. Hani hep konuşuyoruz. Benim çocuğum yapmazı bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda mutlaka olay örnekleri ve sıkıntıları daha çoktur Şerif Hocam da. Eğer çocuk üzerinden hani bir kavga etti, birinin alnını yardı. İki kavga etti, birinin parmağını kırdı. Hani artık üçüncüyü bekleme birinin gözünü çıkarmasını. Bununla ilgili çocuğumu da sıkıştırıyorlar. O zaman başka bir çözüm üretmeliyiz. Bu konuda milli eğitimin şöyle bir sıkıntısı var. Okul müdürlerinin az inisiyatifi oldu. Eskiden evet, sınıfı kolay değiştirilebiliyordu, okul değiştirilebiliyordu. Yani çok büyük bir sıkıntıydı. Geçen yıl mesela Atatürk'te galiba bir çocuk öbür çocuğa tekme attı ve öldü. Hatırlarsanız biz ondan hemen önce okullarda şiddetle ilgili program yapmıştık. Şimdi o çocuğun artık o sınıfta kalmaması lazım. Yani okulun değişmesi lazım yani. Ama çok sıkıntı çekiyorsunuz. O konuda da milli eğitim müdürlerimizin, yani mevzuatın rahatlaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Ben topuk bırakayım. Okul değiştirebiliyor mu mesela? Hocam, Sedat Bey'e katılıyorum. Davranışlar kesinlikle başarıdır. Yani bir sınıfta bir internet oyunu varsa, bir çocukta varsa diğer sınıflar kesinlikle yayılabiliyor. Burada tabii tamamen velilerimizi suçlamak istemiyorum. Yani çok değerli velilerimiz var. Hakikaten okula çok destek olan velilerimiz, biz onlara teşekkür ediyoruz. Ama biz olumluyu da konuşacağız, olumsuzu da konuşacağız. Burada velilerimizde görmüş olduğumuz en büyük sorunlardan bir tanesi, objektif değiller hocam çocuklarına karşı. Biraz objektif olmuş olsalar olay çok daha farklı boyut olacak ve sorun büyümeden çözülecek. Ve bir de velilerimizde şunu da görüyoruz. Yani kendi ideallerindeki, kendi hedeflerindeki bir yaklaşım tarzlarını farkında olmadan kendi çocuklarında bunu görmek istiyorlar. Onlar da kendince haklı olabilir. İşte hocam diyorum, biz okulda da görüşme yapıyoruz. İşte her dediğini yapıyorum, şunu yapıyorum. İşte ayakkabısı ayakkabısını alıyorum, bilgisayarsa bilgisayar alıyorum. Ama davranışta bir değişme yok. Ve belli bir saatten sonra o veli artık objektifini kaybetmeye başlıyor. Ve objektifini kaybettiği zaman sorunun gerçek çözümü yerine farklı boyutlar almaya başlıyor. Yani ben kendi başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım. Yani anaokulunda görev yapıyoruz. Hiperaktif bir çocuğumuz var. Çocuk o sağa koşuyor, sola koşturuyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yazık öğretmen de, yemin ediyorum bak, ben ilk göreve başladım, dedim ki arkadaşlar, öğrencilerimizin hepsine mutlaka bir sosyal faaliyetten verin. Küçük de olsa, şu da olsa, çocuk bir şekilde kendisi sosyal. O da öğretmenimiz hiperaktif olmasına rağmen bir tören vardı. Tören esası ona göre, yazık öğretmenimiz onu peşte koşturuyor. Aile parçalanmış bir aile yani şu olarak. Dediler ki hocam, bu çocukla ilgilenmişti, tamam çağırdık. Bakın dedim, çocuğunuza dedim teşhis koymuyorum. Ben doktor değilim, böyle bir yetkim de yok. Ama ben rehber karşılama merkezinde bu tür vakalarla karşılaştım. Çocuğunuzun böyle böyle bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Sizden ricam,
Eğer mümkünse bu çocuğu bir sağlık kuruluşuna götürün. Sağlık kuruluşunda bunun tedavisi var. Gerekli desteği alabilirsiniz. Böyle bir şey varsa bize size destek olalım dedim. Çocuk gitti. İkinci gün ben BİMER'e şikayet edildim hocam. Yani Başbakanlık Eğitim Merkezi'ne işte bizim müdürümüz bizim çocuğumuz hakkında olumsuz ön yargılarda bulundu diye BİMER'e şikayet edildim. Yemin ediyorum çocuğu kesinlikle etiketleme yapmadık. Bizim amacımız çocuğu kurtarmak yani. Bu tür istenmeyen vakalara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Fakat ters sonuçlar doğurabiliyor. Ha bunlar bizi yıldıracak mı? Hayır. Biz o çocuğa biz elimizden gelen yine desteği verdik. Ve yine vermeye de devam edeceğiz. Çünkü çocuğun suçu yok. Yani çocuk böyle bir şey yapmış. Biz Allah ona bir özellik vermiş. Yani hiperaktif kimsenin elinde olan bir şey değil ki. İsteyerek almıyor bunu. Ve biz bunu destekliyoruz. Velilerimizin bu yanlış algılaması bazen istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Bu bütün velilerimizi ben zan altında bırakmak istemiyorum. Ama bize gerçekten çok destek olan velilerimiz de oldu. Yani bizimle beraber sınıf etkinlikleri içerisine girip sınıf etkinliği öğretmen işini kolaylaştıran, öğretmenle beraber hareket eden çocuğun özelliğini, değişimini anında bize beraber paylaşan velilerimiz de oldu. Bu velilerimiz çocuklar isterseniz fark ediliyor hocam. Yani veli desteğinde olan bir çocuğun eğitim öğretimi çok daha farklı. Ama öbür tarafta veli toplantısına çağırıyorsunuz, bir veli gelmiyor. Öyle olunca da öğretmen de bir şey yapamıyor yani. Bir şey yapamayınca da sorun ortada kalıyor. Evet. Bu konuda bizim Sedat Bey'e ben katılıyorum. Yani şey olarak velilerimiz bu konuda objektif olurlarsa öğretmenlerimize, çocuklarımıza olduğu gibi bir rapor ve olduğu gibi bir konuşma yaparsa bu okul uyum sorunları ve davranış sorunları çözümlenir. Tabii bizden de kaynaklanan sorunlar da olabilir. Yani biz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Milli eğitim içerisinde istemeyen sonuçlar da yaşanır. Ama bunlar okul idaresinde, okul müdürüne, okul rehber öğretmenine, sınıf öğretmenine paylaşıldığı zaman o sorunlar büyümeden çok rahat çözülebilir yani. Evet. Ben de bir somut örnek vermek isterim. Şimdi oğlumun bilgisayar kullanımı sınırlı. Yaz boyu yani resmen bir böyle yağlı güreş gibi, kara kucak güreşi gibi defalarca kontratlar yaptık, arayı bulduk, uzlaştık sonunda. Ve kendi isteğiyle okulların açılmasına 2 hafta kala, 10 gün kadar önce bilgisayarı teslim etti. Çünkü mantık şu, internet bağımlılığı sigara, alkol, eroin bağımlılığına çok benziyor. 2 ila 3 hafta çocuğu çok hırpalıyor. Yani çok canı sıkılıyor. Ben dedim ki okullar açıldığında bu sıkıntıyı yaşamayalım, öncesinde verelim. Tamam baba dedi. Ana kontrat okullar açılacak olmasına rağmen verdi. Fakat pazartesi okullar açılacak. Ben ilk haftanın sonunda baba bilgisayarımı aldır ama herkesin bilgisayarı elinde, kimse hiçbir veli almamış diyecek. Yani biz o uyum sorununu yaşamaya başlayacağız. Oysa bunun çok hızlı bir şekilde, yani umuyorum 8L sınıfı velileri ortak hareket edebiliriz ve ortak karar verebiliriz. Bizim çok zor oturttuğumuz, yaz boyu nakış gibi işleyip oturttuğumuz önlem başka birinin ilgisizliği yüzünden çöpe gidiyor. Sınıfa bir tane PCP, oyun konsolu, taşınabilir oyun konsolu götürdüğünüzde tüm sınıfın eğitimi, öğretimi çöpe gidiyor. Çünkü 5 çocuk onu oynuyorlar teneffüste. Ders işleniyor ama akılları orada kalıyor. Bu yüzden bu tip önlemler, yani internet bağımlılığı, medya bağımlılığı, televizyon bağımlılığı inanılmaz bir sorun. Ortak hareket etmediğimizde asla çözemediğimiz sorunlar. Bu bilinç nasıl oturur? Yani tam bilemiyorum ama hani çok tekrar tekrar altını vurgulanması lazım. Tek başına hareket etmek benim çocuğumu kurtarmıyor. Hele hele sınav sistemi nedeniyle böyle 8 ve 12. sınıflar alarmdalar. O aileler testleri çok kanalize olduklarından bu sorunları da göz ardı ediyorlar. Yine parçalanmış aileler, Balıkesir'de %47 boşanma oranı. Bazı sınıfların yarısı ayrı anne babalardan oluşuyor. Bir anlaşmalı boşanmayı bile 3 yılda atlatıyorsunuz. Yani gerçekten hırpalanıyorlar o arada. Boşanmayan sorunlu aileler yok mu? Yani bunları düşünürseniz, hani ailelerin getirdiği olumsuzluklar bilgi de verilmezse okulun içine düşünüldüğünden çok yansıyor. Çocuklar kanalıyla. Mutlaka burada ya gerçekten yardım almalıyız. Sağlıktan, aile sosyalden, RAM'dan, yani bir sürü yerden yardım almalıyız.
RAM'ın da yerini hocam söyler misiniz? Yani yardım alabiliyoruz. RAM'ın yeri Kuvayi Milliye Mahallesi'nde, ben şöyle tarif edeyim. Ya askeri şube Edremit yolu üzerinde. Askeri şubesinden ilk sağa döndüğümüz zaman derenin kenarındaki Bayındırlık İskan Müdürlüğü ile askeri şubesi arasındaki bir oradayız. Yani telefon numaramız 239-39-55. Çok rahat bize gelebilirler. Okulumuzdaki rehber öğretmenlerimizden çok rahat faydalanabilirler. Yani Sedat Bey'in söylediği gibi ya, çocuk, aile, çevre, okul üçgenini aktif kullanmak zorundayız. Çünkü çocuk çünkü burada, başka bir yerde değil. Ailede, çevrede, okulda. Aile ve çevre, okul üçü paralel hareket ettiği zaman, üçü aynı noktada, aynı hedefe yönlendiği zaman çocuğu zaten kontrol altına almış oluyorsunuz. Ama okul bir eğitimini veriyor, aile de destek görmüyor veya aile kendince eğitim verip okulda destek görmediğini görebilir. Çevre bu üçgeni biz aynı hedef doğrultusunda yönlendirdiğimiz zaman bu sorunları biz çözeriz Allah'ın izniyle. Yani çözülmeyecek bir sorun değil. Bu çevrede dediğimiz gibi Gençlik Spor İl Müdürlüğü çalışmaları, aile ve sosyal politikanın çalışmaları, rehberlik araştırma merkezi olarak bizim çalışmalarımız, okuldaki sosyal faaliyetlerin aktivitesinin artırılması ki şimdi yeni yönetmelik artık ona doğru gidiyor, gitti. Yani sosyal faaliyetler artık okullarımıza çok daha aktif bir şekilde olacak. Çocuklarımızın kendisini ifade edici tiyatro etkinlikleri. Bunlar çoğalmaya başlayınca zaten çocuk bir enerji sağlatımını yapacak. Yani ergenin en büyük özelliği enerjinin çok fazla olmasıdır. Yani o enerji bir şekilde o çocuktan çıkması gerekiyor. O enerjinin yönlendirmesi yapılmadığı zaman da enerji farklı bir şekilde çıkıyor. Bir sonra karşımıza son olarak çıkıyor. Okul bahçelerin düzenleştirilmesi zaten bu konuda çalışmalarımız da var. Aktivitenin artıldığı zaman bu sorunlar biz işin içten çıkılır diyorum. Yani bu üçgenin aynı anda hareket etmesine fayda var. Öteki türlü yoksa sizin yapmış olduğunuz, Sedat Bey'in üzerine durduğu konuda bir tanesi, sizin yapmış olduğunuz çalışma cılız kalıyor ve belli bir zaman sonra diğer iki etken bu sizin çalışmanızı yok edebiliyor. Bununla ilgili birçok vakalarda biz karşılaştık. Yani rehberlik araştırma merkezi olarak biz dediğim gibi yani bize sadece eş olarak düşünmeyin. Yani eğitim ortamındaki çocukların yararlanacağı bir ortam değiliz. Biz eğitim ortamının dışına çıkmış veliler de gelebilir bize. Yani biz aile terapisi de yapıyoruz, aile danışmanlığı da yapıyoruz yani. Gerekli mesleki yönlendirme de yapıyoruz. Tercihler döneminde zaten tercih çatışmalarımızı kuruyoruz. 6 Eylül'de ve okullarımızla beraber merkeze, YGS, LYS, TEOK tercihlerinde de biz gerekli desteği veriyoruz. Bize gelsinler. Biz kamu kuruluşuyuz. Hiçbir ücretimiz yok. Yeter ki bize bir telefon açsınlar, bir randevu alsınlar. Gelecekleri zaman denemeyi bize belirttikleri zaman biz onlara gerekli desteği sağlarız hocam yani. Böyle bir kurum var. Faydalansınlar bu kurumdan yani. Çok haklısınız. Belki de çok faydalanmayan böylesine değerli bir ekibin olduğu bir kurum. Ne olduğunu bilmiyor. Evet. Tabii. Genellikle şey, sizin de bir çalışmalarınızın içerisinde özel eğitimle ilgili bir kısım olduğu ağırlık için olarak, evet, o şey olarak, algı olarak sanki hep özel eğitime yönelik, evet, bir çalışma yapıyormuşsunuz gibi de düşünülebiliyor. Yok hocam, değil yani mi? Şu anda kurumumuzda iki tane psikolog kadromuz var. 9 tane rehber öğretmenimiz var. Özel eğitim öğretmenimiz var. Yani biz gelen sorunu baş edemezsek, yani işin içinden çıkamazsak en azından yönlendirme de yapabiliriz. Yani bize ile biz her sorunu çözeceğiz anlamına da öyle bir şekilde algılanmazsa bize gelir. Tıbbi bir sıkıntısı varsa, herhangi bir şey varsa işte Sedat Bey'den destek alırız. Atatürk Devlet Hastanesi'ne veya psikolog arkadaşlarımıza çeşitli farklı birimlere yönlendirme de yapabiliriz yani. Ve yapıyoruz da yani bu tür şekillerde. En azından gidecekleri yol konusunda biz onlara bir yol haritası gösterebiliriz yani. Nurcan Hanım, sevgi hastanesinde şu an sanırım izinli ama psikodrama ile ilgili toplantıları devam ediyor. Ergenlerde çok işe yarıyor. Sorunlu çocukların sorunlarının çözümü anlamında da bir tür sosyal faaliyeti modelliyorsunuz ve sorun odaklı çalıştığınız için çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Okullara devam eden çocuklar, biz okullar kapanırken çocuk yaz tatili nasıl geçirmeli filan diye programlar yapmıştık. Ama benim gözlemim, gördüğüm çocuklar çok büyük miktarda dinlendiler ve oyun oynadılar. Evin aynı okulun programına, kreşin programına, ilkokulun programına uygun bir şekilde hani bilgisayarı sınırlamasında, interneti sınırlamasında çok büyük fayda var. Süre 4 saati aşıyorsa, şiddet varsa
çocuğun karakterini etkileyecek gibi ise, yani bu tekrar tekrar konuşulmalı. Sizinle o program yapmıştık. Kültekin Ögel'in internet bağımlılığı kitabı bulunabilir. O kitaptaki tavsiyeler doğrultusunda acil önlem almalarında fayda var. Yani bütün yaz, günde 10 saat internet oynamış bir çocuğu, kalk şimdi sen ders çalışmaya adapte et. Yani çok zorlanacaklar aileler. Yani şimdi evde güvenli bir ortamda, sokakta değil, kimin ne olduğunu bilmediğiniz bir ortamda değil, güvenli bir ortamda, gözünüzün önünde bilgisayarla oynaması birçok ailenin de işine geliyor, işin açıkçası. Kesinlikle yani. Hani gözünün önünde çok da dış tehditlerden korumuş olduğunu düşünüyor ama aslında Truva atı gibi tehlikenin içi evin içerisinde. Ve hiçbir annenin, babanın çocuğunu bir sigaraya, bir alkole başlatmak için bir çaba sarf ettiğini düşünemeyiz değil mi? Yani kesinlikle. Yani çocuğum sigara içsin diye eline sigara ver. Bu da sanki artık bunun gibi bir şey yani, internetin de çocukların elinde olması. Ki okulda var, her yerde var. Hani nasıl kullanılacağını bilemediğimiz bir araç. Yani belki bağımlılık anlamında öyle bir örnek verdik ama ya da bir bıçağı vermiyoruz yani çocuğumuza. Mesela bıçak yararlı bir alettir. Hani ama yanlış kullanabilir diye bir makası, bir bıçağı vermiyorsak, bu interneti de birazcık daha kontrollü bir şekilde mi olmak lazım ki, birçok şey önlemi de var artık bunun, bilişim açısından filtredir vesairedir, önlemi de var ama buna rağmen işte 17 saat başından kalkmayan kişilerden bahsediyorsunuz hani. Yaz öyle geçti. Ramazan da aileler biraz yatma saatme kalkma saatlerini değiştirdiler. Şu an çocuklar gece 4'e 5'e kadar bilgisayar başındalar. Özellikle lise çağı. 12-1 gibi kalkıyorlar. Kahvaltı yapıyorlar. Yatma düzeni, çalışma düzeni, bilgisayardan kopmada çok zorluk çekecekler. Hani okula yeni başlananlara yapıldı ama benim gördüğüm liselerde o uyumla ilgili çok sorun olacak. Evet. Hocam ya, dış tehditlerden bir kere engel olma şansınız yok. Yani ailelere bunu ikna olması lazım. Ya tutarlı aile ilişkilerinde bu tür tehditlerle karşılaştığı zaman kurallı bir aile çocuğu ve ne yapacağını bilen bir çocuğu zaten bu tehditlerle karşılaştığı zaman çözüm üretebiliyor. Sorun burada yani. Anne ve babalarımız dış tehditlerden olaylara bildikleri için aynı kaygıyı ben de yaşıyorum. Ben de 3 tane kızım var yani. Dışarıda bu tür vakalar içerisinde görüyoruz, kaygılanıyoruz. Ama bu dışarıdaki tehditler var diye ben çocuklarımı dışarı göndermeyeceğim veya ben çocuk okuluma göndermeyeceğim anlamında değil. Bu çocuklarımız dış tehditleri istesek de istemesek de karşılaşacak. Ama işte bizim bütün mesele çocuklarımıza sorun çözme becerisini ve özgüveni kazandırmamız lazım. Sorun çözme becerisi ve özgüveni kazandırdığımız zaman zaten o dış tehditlere bir çözüm üretme yeteneğine sahip olduğu için baş edecektir. Ama velilerimizin bence en çok kaygılanan noktalardan bir tanesi bu. Dış tehditlere karşı da benim çocuğum ne yapar? Ve direkt o dış tehdit altında çocuğun etkisiz kalacağını, o dış tehdit etkisiyle beraber çocuğun çok kötü bir duruma geleceğini kaygısını çok fazla yaşıyor. Kaygı veliyi daraltıyor. Veliyi daralttığı için de çocuğun bir süre doğallığını kaybetmeye başlıyor. Doğallığını kaybetmeye başlayınca da bir bakıyorsunuz budanmış bir çocuk profili karşımıza çıkıyor. Okulda yaşamış olduğumuz sorunlarda bir tanesi bir çocuk bir sorun yaşıyor. Sorunu kendisi çözme yeteneği yerine annesinden paylaşıyor. Annesi de gelip çocuk adına sorun çözmeye çalışıyor. Büyük sıkıntılarımızın bir tanesi de bu. Yani çocuklarımızın, ailelerimizin özellikle tutarlı anne baba çok önemli. Yani bir de çocuk her dediğinin yapılmaması gerekiyor. Her dediği yapıldığı zaman da çocuk bu sefer de evde kendini kral görüyor ve okula geldiği zaman zaten çatışmaların temelinde de bu var. Okul kurallı bir hayat. Yani okulda bir kural var. Teneffüs dili belli, giriş çıkış belli, belli. Okulun 40 dakika içerisinde belli, o süreç içerisinde 40 dakika içerisinde derste kalacak, arkadaşınla paylaşacak. Bu belli bir düzen var. Belli bir düzen içerisinde gelen bir aile çocuğu bu sıkıntıyı zaten yaşamıyor. Ama bu kurallı hayatı anlatırsa anne babaların bir de özellikle ben okulla ilgili çocuklara güzel şeyleri anlatsınlar. Yani geçmişte yaşamış olduğu olumsuz yaşantıları bence anlatılmaması lazım. Okulla ilgili güzel anılar anlatılması lazım. Okulun güzelliğinden bahsedilmesi lazım. Okulun bahçesinde etkinlikler yapılması lazım anne baba. Yani çocuk eğer okulun hoş, güzel, vakit geçirebileceği mutlu bir yer ve ait olma hissini hissettiği an o çocuk zaten okula gelir. Ama çocuk okulda ait olma duygusunu hissetmediği zaman, kendisinin için sıkıcı bir dünyası olduğunu düşündüğü zaman çocuk okula gelmiyor. Biz bu tür vakalarla çok karşılaştık. Yani bir vakaya gittik biz. Çocuk hocam televizyonun baştan kalkmıyor. İnternetin baştan kalkmıyor. Okula da gitmek istemiyor. Niye? Sınıfta
farklı bir kişi var ve farklı bir kişi o çocuğa hükmediyor. Onu kabul etmek istemiyor çocuk yani. Burada anne babalarımızın bence şu okul döneminde ilk haftalarda ricamız lütfen okulla ilgili olumlu cümleler kullansınlar. Kendisinin biz hep bir araya geldiğimizde okula ilgili anılarımızı anlatırdık. Okula ilgili paylaştığımız anılarımız vardı. Bence bu hoş anıları anlatsınlar ve okulun kendisi için yaşanması gereken bir yer olduğunu hissettirsinler ya. O hissi verirlerse çocuk zaten severek gider. Ama olumsuz anılarını anlatırlarsa çocuk farkında olmadan o anın etkisinde de kalabilir ya. Şimdi tabii okulların pozitif bir şekilde çocuğa hani aktarılması, anlatılması çok çok önemli. Yani çocuğun okul korkusu yaşamaması. Yani biz okulun bu anlamda sorunsuz olduğunu düşünüp ama çocuğun okula gitmek istememesini, özellikle hani ev eğlenceli, okul sıkıcı gelebilir. Burada bir kaprisiyle, gitmek istememesiyle karşılaşabiliriz. Ayrı bir nokta bu. Bunun üzerine tabii ailenin kararlı tutumu çok önemli, gidilmeli dedik. Bir de gerçekten okulda bir sıkıntı varsa, yani çocuktan kaynaklanan değil de okulda bir sıkıntı varsa bunda nasıl anlamalıyız, nasıl müdahale etmeliyiz? Yani şimdi burada her söylediğimiz sözcük aslında bir algı oluşturuyor. Şimdi bir anlamda çocuktan kaynaklanan sıkıntıdan dolayı da olabilir, bir anlamda okuldan kaynaklanan da olabilir. Buradaki farkındalığı nasıl yaşamamız ya da hissetmemiz lazım? Gerçi reklamda da çok az kaldı ama bir giriş yapalım. Reklamlardan sonra devam edelim isterseniz. Sizinle konuşmuştuk akran baskısı diye. Milli Eğitim'in kendi çalışmasına göre 10 çocuktan 8'i şiddet uyguluyor ve uygulanıyor ona. Okulda bir sorun varsa, öğretmen ya da akran baskısı ya da başka bir şey ki çok hızlı bir şekilde artıyor. Çocuk okula gitmek istemeyecektir. Uyumlu olan çocuğun uyumu bozulacaktır. Ders başarısı düşebilir. Çocuklarda depresif ataklar hızlı tedavi olur ama hızlı da gelişebilirler. Bu okula giderken karın ağrısı, kusma atakları, baş ağrısı gibi bulgularla çocuk okula direnecektir. Böyle bir şey yakalıyorsanız hemen rehberlikle bağlantı kuracaksınız. Bence hemen. Zaten o noktadan sonrası yoluna giriyor. Yani sorun neyse onu çözmeye çalışıyoruz. Böyle pek çok çocuğumuz var. Bir şekilde yani ezik diye alay ediyorlar, kilosuyla alay ediyorlar, baskı kuruyorlar. Biraz çocuğun yani ilkenle ilgisi oluyor. Hemen kezban diye takıyorlar. Bu çok çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Ama rehberlikle beraber diyorum ya, iyi anne baba, iyi öğretmen de hatta yapabilir. İzleyip düzeltiyoruz. Yani fark burada bence. Türkiye bir muz cumhuriyeti değil. Bir sürü sorunu çözüyor. Okulun yapısından, öğretmenden de bir sorun olabilir. Yine çözülür. Yani sadece izlemek ve ısrarla tutarlı olmak gerek. Reklamlar var. Reklamlardan sonra ben şeyi çok sınava hazırlanan çocuklarla ilgili de hani konuşmak isterim. Önemli. Önemli konu da reklamlara giriyorsak, yani burada demin de söyledik hocam, sorun mutlaka olur. Yani okullarda sorunsuz olmaz diye bir şey yok. Ama ilk başta yine aynı şeye gidiyoruz. Veli panik yapmadan, olabilir çocuğu okulda şiddet görmüş olabilir, akranları baskın, panik yapmadan gelip okul idaresinden rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni bunu paylaşsınlar hocam. En büyük sıkıntı. Bunu paylaştıkları zaman zaten çözüm olacaktır yani. Benim demek istediğim konu bu hocam. Evet. Ben küçük bir haberim aranardan. Tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Özellikle bu sene sınav senesi olan çocuklara yönelik bir şeyler paylaşalım. Programımız el verdiğince kısa bir aranardan tekrar sizlerle izleyiciler.